ne yaptın ki oğlum? Bu neyin heyecanı? Allah'ını seversen. Gören de diyecek ki eski arkadaşın değil, eski sevgilin geliyor. Ya öyle deme. O benim kankam ya. Biz birlikte büyüdük. Ya tamam da kardeşim, hani böyle üniversite sınavına girecek gibi heyecan yapmaya gerek var mı? Ya insan böyle bir garip oluyor ya, eski anılar falan yani. Böyle bir heyecanlanıyorum, benim ayağım titredi. Lan Ali Kemal, o biraz böyle Yasemin'in penceresinden kıvamında falan oldu ya ha. Ya bak böyle delikanlıydık, gençlik, babalarının arabalarını kaçırıyorduk. Böyle sabahlara kadar geziyorduk, hatunlarla dolaşıyorduk ya. Süperdi be oğlum, bari süper. Gençlik oğlum, gençlik işte lan. Ya böyle evden bir kaçıyorduk, sabahlara kadar içiyorduk. Ne, aklımıza ne gelirse onu yapıyorduk be oğlum ya. Ha ayık ama. Eskiden içmek için evden kaçıyordum. Bak zaman geçti. Şimdi evden kaçmak için içiyorsun. Dikkat ettin ya, mi? Bak alkollü araba kullanıyorduk. Hiç düşünmeden bunu yapıyorduk ya. Hala yapıyorsun hiç. Ulan düşünmeden... bir hatunun yanından çıkıyorduk. Diğer hatunun yanına gidiyorduk be oğlum. Ulan ne güzel günlerdi be. Bak ne diyeceğim sana ya. Düşündüm de hani geçen bunca zamanda senin kafa tık bir ileri gitmemiş ha. Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım ya. Sanki çocuğun olacak anlamadım ha. Büttün ha. Dayı Ali Kemal! Hoş geldin ya. Oğlum şu haline bak lan. İnsanda utanma olur. Biraz yaşlanır be insan be. Sen de formunu hala koruyorsun değil mi? Ya Selçukcuğum bak benim kankam. Öteki yarım ya. Cemal Işıldak ya. Şuna bak ya. Canım benim ya. Memnun oldum. Ben de Selçuk Yılmaz. Ben de memnun oldum. Siz de satıştaydınız değil mi? Tabii lan. Biz birlikte öyle satışlar yapıyorduk ki muhteşem ikili diyorlardı bize. Satış rakamları var. Acayip tavan yapıyordu lan. Aa bir de bizim bir şarkımız vardı hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ali Kemal öne, Cemal arkaya. Ne malımız varsa sattık kiloyla. Yetti mi? Yetti mi? Süper. Koçum benim ya. Kim yazdı bu şarkıyı? Biz yazdık. Tabii lan biz her şeyi beraber yapıyorduk. Yani. Ha, anladım. Onun için size muhteşem ikili diyorlar. Ha. Ha. Değil mi? İki tane danadan bu kadar beyin çıkıyorsa meyhanede isabet itiraz etmeyecek. Böyle. Ya ulan satış pazarlamaya yeni bir asistan alınacağını duydum. Ben dedim ne gerek var ya ama senin adını görünce dedim ki muhteşem ikili yeniden kuracağız. Piyasanın altını üstüne getireceğiz be koçum benim be. Bir dakika, kanka. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Oğlum sen iş görüşmesine gelmedin mi buraya? İş görüşmesine geldim. Ama satış pazarlama direktörlüğü için geldim. Oo sen de beni hala asistan gibi görüyorsun be kanka. Bir dakika öyle bir şey yok. Buranın satış pazarlama müdürü benim. Hoppa. Biliyorum Ali Kemal. Bak senin patron aradı. Dedi ki şirkete taze kan lazım. Allah Allah. Seni transfer etmek istiyorum. Ha. Son zamanlarda işler pek iyi değilmiş galiba. Valla ne geveliyorsun böyle bir şey yok. Yani sanırım yeni direktörün ben olacağım. Allah Allah. Gün olur devran döner be kanka. Yok ya. Nasıl yani ya? Yani zamanında Ali Kemal'in bana attığı kazıklara karşılık. Ya bir dakika dün dündür bugün bugündür kardeşim. Geçmiş geçmişte kalır. Cazcı kardeşler, neydi sizin bir tane şarkınız vardı, neydi o şey? Ha, Ali Kemal öne, Cemal çıkar tepeye, Ali Kemal döner evine. Aa, bu yeni versiyonu mu? Evet, yeni versiyonu. Bravo, çok güzel olmuş. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, maşallah. Sağ olun efendim. Cemal Beyciğim, benim yurt dışıyla çok acil bir görüşmem var. Hemen geleceğim, devam tabii, edeceğiz. Tabii efendim, bekliyorum burada. Siz efendim. Evet, bak neler yapıyorsun. Ali Kemal. Heh. Cemal'cim, evet. Yeni direktörüm ben olacağım. Her şey yolunda. Hayırlısı olsun ya. Sağ ol. Sevim nasıl? İyi mi? İyi, ne yapsın o da işte. Yeni dövmeler yaptırdı mı güzel karın? Sen benim karımın dövmesini nereden biliyorsun ya? Oğlum o kalçalardaki dövmeleri görmeyeni dövüyorlar. Sen böyle 18 ay askerdeyken biz armut toplamadık işte. Ali. Eskiden olsa bu numaralarını yerdim. Ama artık yemiyorum be kanka. Numara diyorsun ya. Bir Sevim'e sorsana ya. Bakayım o sırtından başlayıp kuyruk sokumuna doğru giden yılan hala orada duruyor mu? Ne diyorsun lan sen? Ne demek ne diyorum lan? Doğru konuş. Hadi abi gidin. Cemal Beyciğim detayları. Cehennemin dibi be. Çocuklar ne oldu bu adama böyle? Dede hanımına çığırak yılan kaçmış. Ne? Ne olmuş? Ne adamlar var ya bu. Evet. Herif çekti gitti, manyak mıdır nedir? Evet. Yani biz çok büyük bir facianın eşinden döndük arkadaşlar. Maalesef. Düşünsenize işe aldığım onu. Başımıza neler gelirdi. Allah Allah. Allah. Yani bayağı dengesiz bir adam. Ben size söyleyecektim evet. Ama yani şimdi çok ayıp olurdu. O yüzden bir şey diyemedim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Siz rüya takım olarak işlerinize devam edin o zaman.
Duydun mu ne dedi? He. Rüya takım. Evet oğlum ya. Bak sana da çok yakışıyor ya. Sabahtan akşama kadar yatıp uyuduğun için şirkette seni kaptan çıkaralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu kızım Dilara. Ali Kemal abin, Deniz ablan, Şerafettin abin. Dilara okuldaki yeni yıl piyangosu için bilet satmak istiyor. Ben de dedim ki hani ofise gel belki çalışanlardan birkaç cömert kişi ondan bilet alır diye düşündüm. Aa Ertuğrul Bey, hakikaten süper bir fikirmiş bu ha. Çok iyi düşünmüşsünüz bunu. Gerçekten çok tatlı çocuk ya. Kim evet, bundan evet. Bilet alır? Aferin canım ya, Arvan Çizgut. Yani aferin, prensesimdir o. Değil mi? Prensesimdir. Evet. O zaman hadi ben sizi yalnız bırakayım. Evet. Piyango alın benim. Seni yerim. Görüşürüz babacığım. Hayırlı işler. Hadi bakalım. Ya ne piyangosu kardeşim, benim işim gücüm var, hadi, hadi, hadi. Yok daha neler ya, kermes mi burası yani? Hayat boş vallahi, yalan dünya. Kolay gelsin annem. Siz görürsünüz. Ne haber patronun kızı? İyi, Ali Kemal'di değil mi? Evet. Bilet almayı düşünmüyor musun? Tanesi 10 lira. Ödüller neler? Oyuncak bebek var. Şişme var mı bir şey? Şişme ne ya? Ya boş ver, sen anlamasın. Başka ne ödül var? CD'ler var. Ne CD'si mesela? Sezen Aksu. Yok istemez, kalsın. Bir de senin dikkatini çekebilecek bir sepetim var. Allah Allah, niye benim dikkatimi çekiyormuş bu sepet? Ne sepeti bu? Çünkü içinde bütün kuru yemişler var. Hani böyle içkinin yanında iyi gider, tam senlik. Niye tam benlik oluyormuş ya? Ben alkolik miyim? Değil misin? Bana bak küçük cadı, ne dediğini bilmiyorsun sen. Bir şey dediğim yok canım. Sadece nefesine biraz alkol kokuyor da. Ya tamam işte öğle yemeğinde bir iki kadeh bir şey içtik. Allah Allah. Yani lütfen yani. Bunu da babanın bilmesi gerekmiyor herhalde değil mi? Lütfen. Böyle şeyleri babam takar mı bilmiyorum ama... Yani takabilir sonuçta iş saatlerinde içmeye karşı. Tamam tamam, ver bu bileti ya. Tamam ver artık bir bilet. Bir bilet mi? Heh. Baba! Tamam iki tane bilet olsun, iki tane olsun tamam ya. Yuvarlak hesap 3 tane. 30 lira rica edeyim. Hadi canım. Hay Allah. Hadi hadi. Al 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 tamam ya. Kimseyi gönderen şunu hallederek şu bileti. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. İlaç mı kullanıyorsun? Evet. Bir tane de ben alabilir miyim? Olmaz. Neden? Çocuklara göre değil, sakinleştirici. Hmm. Piyango bilet ister misin? Yok güzelim, piyango bana vurmaz. Peki sen bilirsin. Bu ne Deniz abla? Ne? He, sakinleştirici mi? Ne bağırıyorsun be? Aa, çok ısrar ediyorsun. Bir tane daha alayım bari. Bak, çocuklara zararlı olmadan eminsin. Sana nasıl susturmadın oğlum? Ne bağırıyorsun durup dururken? Diyorum ki bilet. Ne bileti? 10 lira. Piyango bileti. Babasının kızı mı ya? Sabah sabah zaten. Al be, al. Bu ne ya? Tam bu sabah iyi oldu ya. Sağ ol be, sağ ol. Bir şey değil. Aa, sen ne dedonuz çıktın ya? Hem cinslerine denemek daha iyi diyorsun yani. Şşt, ben öyle bir şey demedim. Deneyelim o zaman ama önce gidip babama sormam lazım. Eşini tavsiye etti derim baba. Aa, gel gel gel, gitme gel, tamam. Tamam, üstümde para yok diyorum, anlamıyor musun beni? Kredi kartla geçiyor canım. Aa. Ama en az 5 tane alman lazım. 10 liradan 50. Hadi canım, hadi. Bu ne ya, bu ne ya? Çocuklar çok özür, bir şey soracağım. Sor. Kızdan piyango bileti alanınız var mı? Ay yok artık, saçma sapan. Ne işim olur ya? Şerif, ben Öşel'e para verir miyim ya? Sen verdin mi? Ay ben saçmalamacağım. Bir anda görsem isim vermişim. Getaz olarak bana çok ters bir şey geldi, bu. Geldi cadı, geldi cadı.
Gelmez dedin, geldin. Ha, buyurun. Benim çok işim var çocuklar. Hadi kotun, bay. Aynen, ben Ertuğrul Bey'i şöyle yetiştireceğim. Evet, kolay ya. Gelsin annem. Ya be, iş saatinde burada durmanın bir alemi yok yani. Ha. Ertuğrul Bey. Hay Allah'ım ya. Aşkım, prensesim. Babacığım. Öpücük bakalım abi. Hmm. Oh. Benim prensesim piyango satmış mı? Çok satmış mı? İşte idare ediyor. Sen almayacak mısın babacığım? Kızım, benim böyle şans oyunlarında şansım tutmaz, bilirsin. Boş ver, ben almayayım. Hadi bitirdiysen. Bir şey soracağım. Geçen de şu arabanda gördüğüm sarışın kadın kimdi? Hani gidip ona satayım diyorum. Madem sen almıyorsun. Evladım, ben almayacağım demedim ki. Benim şansım yok dedim sadece. Kaç tane alayım ben ya? Üç tane olur. Yuh. 30 babacığım. Alıyorum. Aa, teşekkür ederim. Anasının kızı ya. Hadi gidebiliriz. Tamam, hadi gidelim. Hadi.